Şurasını kararmamız lazım. Çok güzel. Burada alabiliriz bence anonsu. Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Yine bugün günlerden bir graffiti günü ve bugün 1000 play butonuna beraber size güzel bir içerik hazırlamaya karar verdim. Okan ne yapıyorsun? Şurası çıkmıştı, onu yapıştırıyorum. Senin plaketini, işte bir gün inşallah bizim de böyle plaketimiz olacak diye. Really nigga. Peki niye yerinden çıkarttın bunu? Ben buna 5 dakika önce dedim ki, hani plaketi falan bakacağım dedi, 5 dakikada falan bir oyalanacağım dedi. Yanlış duymadıysam yani, sizi kekliyor. Hayır, ben senin plaketin ne kadar güzel ve temiz bakımlı olduğunu inşallah bizim de... Yani inşallah bir tanesi de gelir ya. İnşallah olacak. Bu esprisiydi. Bugün Babo Films'in ofisine geldik ve buraya graffiti yapacağız her zaman olduğu gibi. Ama şöyle bir şey var, bizim biliyorsunuz ekip 3 kişilik, Abdullah'ın, Mete'nin bu durumdan hiç haberi yok. Aynen, biraz... bu biraz spontane bir gelişme oldu. Bir anda geldik ve boya yapacağız dedik, güzel bir şey olacak. Ben merak ediyorum, acaba ofisi böyle görünce ne tepki verecek? Az önce bir anda onların da nabzını ölçmek istedik. Aynen. Bakalım. Bakalım, ben merak ediyorum. Başlayalım abi. Evet, ben oturup izleyeceğim seni, hadi başlayalım. Plaketim yok ama yeteneğim yok. Tamam. Bu arada arkadaşlar, videoyu izledikten sonra beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın ve aşağıda bir yerde abone ol butonu var. Abone olup destek olursanız sevinirim. Biz artık başlayalım. Evet, başlayalım. Başka bir renk olacak. O yüzden buranın içini griye boyamanıza gerek yok. Hem boya masrafı hem de alnınızda elinizde olacak. Ne kadar ince kep olursa olsun, yaptığınız çizgi kalınsa ve sizin bunu kalem incelinde yapmanız gerekiyorsa, mesela benim arka planım şu an esas rengim beyaz ve ben buna çatlak vereceğim. O yüzden beyazla siyahı eritme taktiği dediğimiz şeyle sağdan ve soldan
ince ince yavaş yavaş boyayarak delikiyorsunuz. Aynı böyle. Akmasına sebep olabilir. O yüzden daha hızlı ve emin çizgiler atarsanız daha hızlı bir eritme yapmış olursunuz. Yakından tozlu görünüyor ama uzaktan baktığınız zaman gayet düzgün bir çizgi olmuş oluyor. Aşağıdaki yoruma bakarak videoyu izleyebilirsiniz. İzleyin. Biz o zaman gidelim de.